İyi akşamlar efendim. Geçmişten Geleceğe programında Sayın Namık Kemal Zeybek, ben ve Hüsniye Düzgün sizlerleyiz. Sevgili izleyiciler, bugünün konusu Alevilik. Evet. Evet, çok zor bir konu, evet. Büyük bir tarih. Ama Türkiye'de yaşadığımız için ben size hemen diyeceğim ki efendim, Türk Aleviliği nasıl oluştu? Evet. Bu Aleviliğin içinde Türk tarafı neydi? Tamam, çok güzel. Evet, yani biz Türk Aleviliğini konuşalım diyorsunuz. Evet, Türk Aleviliği. Peki Türk olmayan Alevilik var mı? Var, elbette Arap Aleviliği var. Arap Aleviliği ya da başka toplumların da Aleviliği var. Peki yani Türk Aleviliği sadece Türklerde mi olur? Türklerde olur. Ana dili başka olsa bile ritüellerini, tapınmalarını, ibadet anlamına söylüyorum, Türkçe yapan halklar vardır. Onlar da aslında Türktürler. Sonradan dilleri değişmiştir. Bu tarihte bu tür şeyler çok. Bir de Osmanlı'nın ilk yıllarında Türk Aleviliği egemen olduğu için Osmanlı zihniyet dünyasına, Osmanlı himayesinde Balkanlara gidenler oraya Türk Aleviliğini götürmüşlerdir. Yani mesela ana dili Boşnakça olur, Arnavutça olur falan ama onlar Türk Aleviliğini yaşarlar. Yani böyle şeyler var, o Balkanlarda bugün de var. Dolayısıyla Türk Aleviliği deyince, bütün Türkler Alevi mi? Değil tabii, görünüp duruyor yani. O eskiden öyleydi, sonra dönüştü. Bunu daha önce de konuştuk. Balkanlarda da dönüştü yalnız. Balkanlarda da dönüştü, evet Balkanlarda dönüştü ama yani hemen Balkanlar deyince söyleyeyim. Ben Prizren'e gittim. İki defa Atatürk konusunda konuşmalar yaptım. Prizren biraz Türk, biraz Arnavut, böyle bir şehir. Biraz da yine diğer halklardan var. Az az ve orada resmi dillerden birisi Türkçe. Türk çok yani. Dört dergaha gittim. Rıfai dergahı, Melami dergahı, Mevlevi ve Sinani. Tamamı biz Aleviyiz diyorlar. Şimdi bakınız. Yani Rıfai dergahı, Türkiye'de Rıfailere Alevi denmiyor. Ama orada biz Aleviyiz diyorlar. Başka ne diyorlar? Duvarlarda İmam Ali'nin kendi devesini, yani cenazesinin yüklendiği deveyi güttüğü resim. Yani deveyi güden de Ali, efendim yukarıdaki de, yani devenin üstündeki beden de Ali. Böyle bir resim vardır, böyle bir söylence vardır. Bunu resmetmişlerdir. Çok yerde yaygındır. Hak Muhammed Ali yazıları, 12 imamın, onlara salavat anlamında 12 imamın adları tek tek sayılıyor. Bir tek yerde, Kadirilerin yerinde diğer üç halifenin adını gördüm. Dedim ki Aleviyiz diyorsunuz ama Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın adı da duvarda. Dediler ki ya onları Türkiye'den bir dost geldi, astı oraya. Bir şey demedik. Kırmamak adına. Kırmamak için. İncim, evet. Duruyor orada. Ama biz Aleviyiz dediler. Şimdi Balkanlar böyle, bugün de böyle. Mesela Arnavut Müslümanlarının yarısı bugün de Bektaşi'dir ve Alevidir. Yarısı. Geçmişte tamamıydı. Boşnak, evet. Müslümanlarında da birçokları böyledir. Makedon Müslümanlarında da böyledir. Yani Alevilik oralarda canlı ve yaşıyor. Ya ben mesela Kanatlar Köyü'ne gittim. Orada bir ceme de katıldım. Kanatlar Köyü diye bir Makedonya'da bir köy var. Bu Osmanlı'nın oraya egemen olduğu yıllar, Osmanlı'nın da Alevi zihniyetinde olması ve Alevi tarikatları ve Bektaşiliği desteklemesi sebebiyle Balkanlara yayılmış. Dönelim peki bunun Türk tarafı ne? Şimdi şöyle bir söylence çok vardır. Yani bu bizim gençlerimizin, Alevi gençlerimizin filan da hoşuna gelir. Gider demedim. Gelir. Azerbaycanlar böyle diyorlar. Hoşuma gelir diyorlar. Şimdi gitmiyor, geliyor. Geliyor evet. Aslında doğru bir mantık. Nedir bu? Efendim, Alevilik İslam'dan önce vardı. Şimdi Alevilik İslam'dan önce vardı dersek, bugünkü Alevilik olduğu gibi İslam'dan önce vardır
anlamına söylersek yanlıştır. Böyle bir şey yok. Ama Aleviliğin temelleri İslam'dan önce de vardı dersek doğrudur. Nedir o temel? Her şeyden önce Tanrı inancı. Dolayısıyla Alevilerin inandığı Tanrı anlayışı binlerce yıldan beri vardır. Türk inancından gelir. Hatta araştırmacılar bu inancın Türkler yoluyla Çinlilere, Mongollara, başka halklara da yayıldığını söylerler. Yine bir takım bilginler de, bilim adamları da bu inancın İslam içine vahdeti vücut anlamında girdiğini söylerler. Biz de baştan beri hep bu konu üzerinde duruyoruz. Evet. Şimdi işte biliyorsunuz bu internet dünyasında herkes yazar oldu. Bir şeyler yazıyor. Efendim benim konuşmalarımı dinleyerek şiir yazıp bunu da besteleyen dostlar var. Çok da güzel. Size de gönderdim. Evet. Gayet güzel. Ama bir yere de gönderdim. Altına bir arkadaş not yazmış. Allah birdir, tanrılar çoktur. Eyvah! Eyvah! Yahu Allah, Tanrı, bunlar aynı kavramın değişik dillerde ifadesi. Yani Araplar Allah demişler, Türkler Tanrı demişler. Tengri. Farslar da Huda demişler. Huda, evet. Hodi diyenler de var bizim ülkemizde. Efendim Avrupalılar başka adlar veriyorlar filan. Yani Allah haşa Arap mı yahu? Yunus Emre de Çalap demiş. Çalap demiş. Yani bu Allah'tan başka ismi yok diyenler Allah'ı bir kavmin Allah'ı yapanlar ve Araplaştıranlar. Çok yanlış. Nasıl bir zihin sapması bu? Yani haşa Allah Arap mı yahu, Arapçadan başka ismi olmasın? Yani ismi putlaştırmak ne demektir? Çalap dersin o. Nitekim Muhittin Arabi'nin böyle bir ifadesi var. Diyor ki yüce Allah'a Araplar Allah der, Türkler Tanrı der. Tangrı. Tangrı. Enge sesiyle. Ya da Tengri. Tengri. Evet, enge ses. Ama Oğuzlar da Tangrı'ydı. Evet. Der. İşte Frankler şunu der, Ermeniler bunu der, Rumlar bunu der. Hepsi o yüce kişiliği anlatar, farkı yoktur. Elbette. Tabii. Elbette yani. Ama peki Arapların Allah inancı ile Türklerin Tanrı inancı arasında nasıl bir fark var? Ha var. İşte burada Türklüğün farkı girecek evet. değil mi? İnançta farklılık girecek. İnanç şu. Türk inancında yani İslam'a girmeden ve diğer dinlere girmeden önce de var olan Türk'ün inancında Tanrı, kozmos, uzay, evren, sonsuzluk, yani hep söylüyoruz bayat ve mengü, başlangıcı ve sonu olmayan, büyük ucu bir bucağı, güç. Evet. Küçük olmayan. Küçük olmayan, küçük, büyüklüğünün de sınır olmayan. Sınır olmayan, evet. Evet. Yani büyük sözü bile ifade edemez. Büyük sözü de ifade edemez. Çünkü sonsuzluk Çünkü var. Çünkü sonsuzluk. Evet, evet. Neye göre büyük? Yani siz eğer büyük, en büyük, ölçemezsiniz. Nicel çünkü sonsuz. Evet. İnsan zihninin kavraması kolay değildir yani. İnsan zihni her şeyi sonlu olarak yaşadığı düşünür. Yaşadığı ve çevresine göre kavrar insanın evet. zihni. Evet, evet, tabii ki yani yaşadığına ver. Vardır yani hikayede işte Musa bir adama rastlamış, adam çoban, dua ediyormuş. Ey Tanrım neredesin? Gel de senin işte ayağının çarığını bağlayayım. Gel Aynen. şöyle yapayım filan. O da öyle düşünüyor. Güzel bir hikaye ama bununla ilgili. Evet. Yani Tanrı inancı. Tanrı inancı. Peki Arap'ın ki? Ha, Arap. Zaten Arap Allah'ın bir olduğunu kabulde zorlandı diyor bir profesör Sunars. Dolayısıyla birin Allah olduğunu bir türlü anlayamadı. Yani birin Allah olduğu ne demektir? Allah sonsuzluktur. Her nesne onun içindedir, hepimiz onun içindeyiz. O da hepimizin içinde. Allah, Tanrı bu. Ama Arap'ın ve Arap Eş'ari İslam'ının, Eş'ari Sünni İslam'ının anlattığı Allah ise göklerde bir yerde, cennette. Yani Hristiyanların cennetteki babamız dedikleri gibi böyle hani dua ediyor, cennetteki evet. babamız. Birçok Müslüman da Allah'ı yukarıda, bizim dışımızda falan bir yerde düşünüyor. İşte bu önemli bir fark. Peki bu farkın erdeme yansıması ne? Şu, Türk ve Türk'ün inancını devam et, İslam olduktan sonra da devam ettiren Türkler
Alevi Türkler her baktıklarında Tanrı'yı gördüler. Onun için insana saygı esas oldu. Bütün canlılara ve cansızlara saygı esas oldu ve bunun meydana getirdiği her maddede erdem, Tanrı vardı. Tanrı gördü. En önemli şey bu. İkincisi şu. Efendim, İslam dini Arap toplumuna geldiği zaman Arap toplumundaki bütün adetleri yok etmedi. Düzeltti. Yani Araplar bugün kılındığı gibi namaz, tabii namaz sözü yok, o Farsçadan gelme ama namaz kelimesi aslında Zerdüşlerin tapınmaların adıdır. Onlar da buna benzer tapınıyorlardı. Yani kıyam, rükû ve secde yapıyorlardı günde 5 defa. Zerdüştüler de, onlar Zerdüştüler namaz dedikleri için biz de Farslardan öğrenirken namaz dedik. Ama Araplarda namaz sözü yok. Yok, evet. Ben bunu dedim diye kızıyorlar bana kardeşim. Olur yok, mu? Salat ben var ne yapayım? Onlarda. Salat, efendim salat, işte zikir, tesbih gibi sözlerle. Evet. Ha, yani Araplar bugün Sünni Müslümanların yaptığı şekli ayna yapıyorlardı. Müşrik iken ama putlara tapıyorlardı. Putlara yöneliyorlardı. Onlara övgüler söylüyorlardı. Halbuki İslam Allah'a övgü söylemekle başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediği zaman ne diyor bir Müslüman? Alemleri eğitip, alemleri yöneten Rabbedir övgülerim. Bu arada söyleyelim, elhamdülillah şükür demek değildir. Yani birçok insan karıştırıyor. Elhamdülillah övgü demektir. Yani elhamdülillah Allah'ı överim demektir. Övgü. Yani övgü lat menat uzaya değil, doğrudan Allah'a yönelmek şeklinde oldu. Türk de, madem ki Arap kendi eski törelerini böyle yapmış, ben de kendi törelerimin içine bu inancı koyayım dedi. Ama aynı zamanda Ehl-i Beyt etkisi altında Ehl-i Beyt Müslümanlığı, Ehl-i Beyt Müslümanlığı Türk töresiyle birleşti, ortaya Türk Müslümanlığı çıktı. Evet, telefonu kapatıyorum. Telefonu kapatıyorum ve daha önce kapatmalıydım. Burayı kesmede lüzum yok yani insan şey oluyor bu doğal, tür şeyler. Doğal ha. Programımız evet. Zaten. Ve efendim demek ki bir Allah inancı, iki bunun getirdiği erdem anlayışı ve Türk'ün tapınç töresi, törelerinin içine Ehl-i Beyt sevgisini, Ali sevgisini koyarak bir bileşim meydana, sentez mentez değil. Bu tarihin oluşturduğu bir olgu. Hamur gibi bu, yoğruldu. Yoğruldu, oldu. Bir şekil aldı. Türk Müslümanlığı böyle oldu. Evet. Efendim hep söylenen bir söz var. Biz o söze de cevap vermeliyiz. Çok da vermeliyiz, bu artık bilinsin. Siz Ali'cisiniz, peki niye Ali gibi yaşamıyorsunuz? Nasıl yani yaşamıyoruz? Ali namaz kılardı, siz kılmıyorsunuz, öyle mi? Peki, Ali hangi dilden namaz kılardı? Kendi dilinden değil mi? Kendi Arapça. Evet. Biz de kendi dilimizden niyazla Ali'nin yolundan gidiyoruz. Niyaz. Efendim bu doğru. Ali eğer İngiliz olsaydı İngilizce yapardı. Biz de İngilizce mi yapacaktı? Ya da Peygamberimiz İngiliz olsaydı İngilizce yapacaktı. Onların kendi dilleri, o kendi dillerinden söyledikleri zaman vicdanları bunu duyumsuyor, akılları kabul ediyor. Türk bir şey anlamadan söylüyor. Bu uygun mu Ali yoluna? Yani Ali yolundan gitmek, Ali'nin yaptığı gibi kendi ana dilinden tapınmakla olur. Bunu yaptı Alevilik. Niyaz dediler. Yunus Emre diyor ya, bana namaz kılmaz diyen, demek o zaman da diyorlarmış, ben kılarım namazımı. Kılar isem, kılmaz isem, ol hak bilir niyaz. Niyaz. Yani benim namazım niyazdır diyor. Evet. Evet, peki Alevilik, Türk Aleviliğini anladık nasıl oluştuğunu. Alevilik ve İslam kaynağı. Evet. Efendim... İslam bunun neresinde, Aleviliğin İslam neresinde? Şimdi az önce Türklüğü gördük. Oraya gelelim, İslam evet. Neresinde? Şimdi bir damar söyledik.
gelen bir damar Türklükten geliyor. Evet. Yani sanki iki nehir birleşmiş gibi Türklükten geliyor. Bir damar da İslam'dan geliyor. İslam'dan gelenden damardan ötürü Alevilik dendi. Alevilik, Alililik demektir. Alililik. Ali'ye mensup olmak demektir. Ya yani Ali'ye ait olmak demektir. Mesela Konevi... Ali'siz o zaman Alevilik olmaz değil mi efendim? Bilir. O tartışmalara hiç gerek yok. Ben yaptım oldu diyenler var. Evet. Tamam, onlara da bir şey demeyiz. Ama bilim adına konuşuyorsak, işin içine kendi seçimlerimizi, inançsızlıklarımızı ya da inançlarımızı katmamalıyız. Olduğu gibi gerçeği konuşmalıyız. Dolayısıyla Aleviliği, Türk Aleviliğini Türklükten ve İslam'dan koparmak isteyenler var. Bunların arkasında da Avrupa var. Maalesef. Avrupa bunu istiyor. Niye böyle? Yani Avrupa'da bir takım ülkeler, Fransa, Almanya, Türkiye'de halkı bölebildikleri ölçüde bölmek istiyorlar. Bu gerçek. Gerçek. Bölücü örgüte destek sağlamak istiyorlar. O zaman Ali'siz Alevilik ya da Alevilik diye bir şey yok çalışması yapan herkese de destek sağlıyor Avrupa. Sağlıyor. Maddi manevi sağlıyor. Desteği sağlıyor. Şimdi, Alevilik ayrı dindir diyenlere evet. de bu desteği sağlıyor. Evet. Ali ile ilgisi yoktur diyenlere de evet. sağlıyor. Ve çok garip, tuhaf bir takım insanlar çıkıyor. Evet yani hakikaten tuhaf. Evet. Yani işte... Luvi diyor. Luvi, yahu, Alevi oluyor zamanla. Luvi, sözcükten yola çıkıp ha, şimdi, söylüyorlar. Luvi, var bir arkadaş da adını söylemeyelim. Evet, ama söylemeyelim. Onunla ilgili çok ciddi bir cevap veren Hamza Aksüt, Ünsal Öztürk, Hasan Harmancı'nın Alevi tarih yazımında skandal. Evet. Gerçekten skandal. Adıyla siz de getirmişsiniz. Tabii. Sizden çeksinler. Güzel bir evet. inceleme. Evet, incelemiş. Evet, evet. Efendim aslında incelenmeye, cevap vermeye değer mi? Hayır, değmez. Ama ben görüyorum ki birçok Alevi gencimiz, Aleviliğin ne olduğunu bilmediklerinden. Evet. Ne yazık ki. Şimdi okullarda din dersi diye Alevi çocuklarına da, Hristiyanlara da, Musevilere de Eş'ari Sünni İslam, Ebu Suud İslam'ı dayatılıyor, öğretiliyor. Ne kadar öğreniyorlar ayrı. Ama Alevilik öğretilmiyor. Aleviliğin ne olduğunu bilmeyenler, gençlerimiz ne yazık ki yani cemevlerine falan da artık ilk zamanlardaki gibi Alevi gençlerimizde o kadar gelmiyorlar, o da görünüyor. Bu da iyi düşünülmeli. Neden acaba diye. Ya da cemevlerine düşman olup camlarını kıranlar oluyor. Ha, o da oluyor. Evet. O da oluyor ama sonunda kendisini Alevi hisseden ama Alevi'nin ne olduğunu bilmeyen gençlerimiz, bilhassa gençler. Genç dediğim tabii 10-20 yıl önce bu kitapları benzerilerini evet. okuyup buna inanan artık orta yaşlı hale gelenler de var. İnanıyorlar yahu. Ne bilsinler? Şimdi söyledikleri şu, efendim vaktiyle Anadolu'da Luviler yaşarmış, Luvi. Ha yaşıyordu tabii. Yaşadı Ege'de, tabii. Akdeniz'in bir kısmında, evet. sahil kesimlerinde yaşadılar, tamam. doğru. Tamam, öyle bir devlet var. Tabii var. Var, Anadolu'da birçok devlet var. Yani Urartular var. Tabii. Efendim Likya var, birçok devlet var. Frikler var. Hititler var, Hattiler var. Yani Anadolu böyle bir yer. Akatlar var. Uygarlıklar beşiği. Tabii. Şimdi birisi artık iyi niyetli mi, kötü niyetli mi ya da ticari niyetli mi? Onu bilemiyoruz. Ama yaptığı iş rezalettir. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ve buna inanan gençlerimiz var. Sözcükten yola çıkıp sözcükten yola çıkıyor. Yani mesela Konya'da ama, bir efendim ben o şekilde inceledim. Bir bilimsel kanıtı hayır, da yok. Yok belge şey. Yok. Olması şey mümkün yok. Mü? Yok değil. Mümkün değil. Şimdi değil. Yani arkadaşımız gelse mesela karşımıza dört kelime söyleyemez. Çünkü yazmış ama arkası yok, savunacak bir şeysi yok. Evet. Şimdi bu nitekim bizim Ali Yaman işte yolda gelirken
konuştum. Profesör Doktor Ali Yaman büyük bir bilgindir. Gerçek bir bilgindir ya. Bilgin. Yani bilgin şu. Bilgi üreten, insanlığın bilmediği bilgileri insanlığın önüne çıkaran kişi Ali Yaman. Diyor ki bir yerde karşılaştık. Ya kitaptan okudum yazdım falan demiş. Yani bilen birisine rastlayınca... O kaynağını da göstermiyor yalnız. Yok kaynak yok. Şimdi diyor ki hayır yok. Yok kaynak. Öyle bildiğim söylüyor. Kadarıyla şimdi Luvi Alevi. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor. Efendim Kastamonu'da bir halk söylencesi vardır. Kastamonu adı nereden geliyor? Vaktiyle orada bir tekfur beyi varmış. Tekfur dedikleri kafirlerin beyine tekfur diyorlar. İşte yani gavur beyi halk deyişiyle. Onun bir kızı varmış, adı Moni'ymiş. Türkmen Bey'in oğluna aşık olmuş. Babası vermeyince kendisini kaleden aşağı atmış, intihar etmiş. Babası da demiş ki, kastın neydi Moni? Olmuş kasta Moni. Sonra kasta Monu. Şimdi bu tür şeyler söylenir. Zeka şey düzeyi... diyebilir miyim? Buyurun. Şimdi bu nüfus müdürlüklerinde biliyorsunuz soy kütükleri çıktı. Gerilere giden, Cumhuriyet'in ilk yıllarına falan, 1950'lere giden. Birçok kişinin de annesinin adı Doğu Anadolu'da Anık. Bütün Anık isimlileri Ermeni ya da başka bir şey diye fişledi insanlar. Bunların içinde siyasetçiler de var. Anık aslında bir çeşit kekiktir, dağ kekiğidir. Doğu Anadolu'da, Azerbaycan'da ve Tebriz bölgesinde dağ kekiğine Anık derler. Anık. Evet, yani sözcükten yola çıkarak hiç kimseye bir isim veremeyiz. Efendim, yani bir tarih veremeyiz. Böyle bir şey olur mu ya? Evet, bir ve şık da hoş bir şey de değil yanlış bunlar. Tabii. Öyle olsa ne ama yanlış. Evet, yani yanlış. Ermeni olsa ne ama yanlış. Hayır, olunur. Herkes yerinde güzeldir, evet, ağırdır. Tabii. Efendim. Efendim, Anık sözü Kazakça'da, Kırgızca'da da var. Evet, çok da onu biliyorum. Kullanılır yani. Yani bu tür şeyler, açık anlamında. Efendim mesela örnek sözü Ermenice'de varmış. Şimdilerde Atatürk düşmanlığına soyunan, evet, milliyetçi geçinen ve Arap diline aşık olmayı Türk milliyetçiliği sanan birisi. Vay efendim bu örnek sözü Ermenice'den alınmış. Onu yahu, yeni öğreniyorum. Efendim yeni bu söz Türk dünyasının her yerinde kullanılır, Türkçedir. Ve Ermenice'ye de geçmiştir. Olabilir niye aksine? Olabilir de efendim. Sonuçta bu toprakta Ermeni var, Kürt o değil var, ama. Alevi var, Laz dert var. O değil. Hani bu şekilde yaklaşmak da hiç hoş ama değil. Ama hayır, dert başka. Evet. Deniliyor ki ya misal varken örnek diyenler, evet, yanlış yaptılar, Ermenice'yi Türkçe zannettiler. Öyle değil, onu söylüyorum. Ama değil, kökleri değil. Tabii canım, evet. Bir de salt gerçek var. Evet. Onu konuşmak lazım. Kanıtlamak yani. Lazım ha. Söyleneni. Dolayısıyla yine işte Konya için ne denir? Efendim buraya gelmiş Türkmenler, beylere demiş ki Konya, sanki bugünkü gibi konuşuyorlar. Evet. Konya demiş, olmuş Konya. Bu tür saçma sapan. Eskiden ya ünlem yok, şeklinde öyle sözler şey yok. Sonra. Eski Türkçe okuyanlar yok, bile. Yok tabii, yok öyle bir şey. O tür sözcükler hayır, yok. Ama uyduruyor insanlar, evet, söylüyor. Uyduruyorlar, evet. Şimdi bu arkadaş da Luvi olmuş Alevi. Peki, bu Luvilerin yaşadığı yerde değil Aleviler. Daha başka yerlerde daha çok. Coğrafya çok uzak. Coğrafya uzak bir. İkincisi peki. Peki. Şimdi aşk yolunda şey ifade ettik, yazdık. Ben aslında o levhayı da almıştım. Yani Ahmet Yesevi Türbesi'nin tepesinde bir levha vardır. Neyse. Aşk yolunda yazdım. Alevi Şeyh. Alevi Şeyh. Hoca Ahmet Yesevi diyor. O da mı Lüvilerden geliyor? Ne kadar uzak bir coğrafya. Ya bilgisi var. Peki, bu Kutadgu Bilik, ta Kaşgar, ta Çin, Doğu Türkistan. Evet, Kutadgu Bilik'te Ehl-i Beyt'le ilgili, Alevilik'le ilgili sözler var. Peki, bu Alevi nereden geliyor? Mutlaka, hani böyle bendeki gibi küçük bir kitap değil de, keşke orijinal, o da olsa. Tıpkı basım olan bir kitapta o bölümü bulacaksınızdır. Bu tür kitaplarda bulamıyoruz. Şimdi Kutadgu Bilik tıpkı basımda var ama. Şimdi Alevi sözü, evet. Alevi sözünü, bir de Alevi sözünün anlamını tam konuşmamız lazım. Evet. Şimdi ne diyor? 4336. beyit.
Onun başlığı şöyle başlıyor. Efendim, kısa bir ara verelim. Tabii. Aradan sonra dönüş yapalım. Hayır. Kısa bir ara veriyoruz. Sayın izleyiciler, devam ediyoruz programımıza. Evet, Kutadgübilik'ten başlıyoruz. Şimdi Aleviliği, efendim Luhi falan gibi gerçekten saçma sapan, yani akla ziyan. Ya insanlar nasıl bunu kabul ederler anlamak zor. Edeni görmedim daha. Ya gençlerden. Ama hoş geliyor hani ışık insanı, denizden evet, gelmişler. Bazı gençlerimiz. Bazı böyle doğaüstü güçler yüklenmiş, bazılarının hoşuna gidiyor. Ya gidiyor ama evet. Yani. Ya bu, ama kabul etmiyorlar, bu, o da ayrı bir böyle, şey. Yani böyle bir şey olur mu? Peki evet. Bu Kutadgübilik Karahanlılar da mı? Bu gösterelim Müslüman mi Türk kamerayı devleti, efendim? Bu ilk Müslüman Türk Devleti'nde yani işte Satuk Burahan'ın yani ilk kurulan Müslüman Türk Devleti Karahanlılardır ve Satuk Burahan adında evet, bir kişi tarafından İşte Müslüman Türk Devleti olarak kurulmuştur. Kutadgübilik de o dönemde, Karahanlılar döneminde 1069 yılında Has Hacip, yazılmıştır. Evet, Yusuf Has Hacip adında bir bilgin tarafından evet, yazılan, Türk töresini içinde barındıran ama İslamileşmiş Türk töresidir bu. Evet. İşte Türklerin ilk Müslüman olduğu dönemdir bu. Yani bütün Türkler Müslüman mı oldu? Hayır, bir kısmı. Tabii, hala tabii, Müslüman tabii, olmayan Türkler var. Şimdi burada hükümdara görevlerini hatırlatıyor Yusuf Has Hacip. Görevlerden birisi şu. Aleviler birle katılmakını ayur. Aleviler birle ile, birle ile. Katılmak da yani ilişki. Ayur da söyler. Yani bu bölümde diyor, ey hükümdar sana Alevilere karşı nasıl davranacaksın? Bunu anlatıyor. Ne diyor? Aleviler. Luviler mi diyor? Hayır. Aleviler. Ya Alevi Alici demektir ya. Bu, yani öyle bir evet, öyle Alevi bir darlanıyorum. Şunu da mı anlatmalıyız biz ya? Yani evet, Luvi Alevi ya yapmayın ya. İşte biraz akıllı olun. Böyle saçma sapan kitaplar okumayın. Almayın. Yani ve bu adamların böyle kitaplarının yayılmasına sebep olmayın. Kötü niyetler bunun arkasında. Kesin yani. Bu bilimsel bir gerçek. Bu efendim Kutadgübilik ya. Yazılmış, Kabacı yayını bakın ne diyor. Evet. Efendim ilişki kurulacak yani katılmaklı. Biri peygamberin neslidir. Bunlardan biri bunlara saygı göster ki sen kuta kavuşursun ve devlet sahibi olursun. Peygamberin nesline saygı gösteren evet, mutluluğu yakalar. Evet. Kutsallık kim? Var. Onu söylüyor. Evet. Bunları pek çok sev ve gönülden sev. Bakın şöyle diyor. Bunları katı sev. Tam o zamanki sev. Türkçeyle. Katı. Katı. Güçlü. Çok sev. Çok sev. Köngülden beri. Gönülden sev. Nengding edgülü kıl bakatur körü. Bunlara iyilik et. Ya bunlara hürmet et ve iyilik et ve bunu devam et. Bunlar Ehl-i Beyt. Bunlar Ehl-i Beyt'tir. İşte Ehl-i Beyt malum. Ehl-i Beyt demek peygamberin ev halkı demek değildir. Ehl-i Beyt sözünün bir kullanım anlamı vardır. Bunu da hadislerle filan bellidir. Yani Ehl-i Beyt peygamberin kızı Fatıma ve ilk Müslüman Ali nin evlenmesinden doğan Hasan ve Hüseyin'den ibaret. Seyit ve Şerif soyu. Ve bunların soyundan gelenlerden. Evet. Çünkü bak Ehl-i Beyt, o zamanki Ehl-i Beyt bugün yok. Ama onların soyundan gelenler Ehl-i Beyt'tir diyor. Alevi bu manada. Bunlar Ehl-i Beyt'tir, peygamberin uruğudur yani. Kabilesidir. Ey kardeş sen de bunları sev, peygamberin hakkı için. Ve devam edip gidiyor yani Alevilere nasıl iyi davranılması efendim, gerektiği. Efendim inanılmaz bir şey. Bir peygamber soyu var ve ona bir düşmanlık var İslamiyet adı altında.
O çok eski bir şey, ona dönelim. Evet, evet, ona döneceğiz. Şunu ama bitireyim, evet. Verirseniz. Şimdi burada başka bir gerçek ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki zaten Türklerin ilk Müslüman olduğu dönemde zaten Aleviydiler. Ayrıca Aleviler için niye bir bölüm ayrılmış? Bunu da iyi anlamak lazım. Alevi sözü yüzlerce yıl Ali benimseyenler anlamına değil, Ali soyundan gelenler anlamına kullanıldı. Evet. Ahmet Yesevi için söylenen Alevi şeyh sözü de Ali neslinden gelmiş olmaklığını ifade bakımından söylendi. Türkiye'deki Türk Alevileri de kendilerine Alevi değil, Müslüm derlerdi. Hatta şöyle bir inanış vardı. Yani gerçek Müslüm biziz, bu Sünnilik sapmış filan diye böyle inanırlardı. Alevi sözünün söylenmesi birkaç asırlık bir meseledir. Yani eskiden Alevi soyundan gelenlere Alevi denirken yüzlerce yıl, birkaç asırdan beri Alevi yolundan, yani Ali'nin yolundan gidenlere de, sadece soyundan gelenlere evet. değil, yolundan gidenlere de Alevi demeye başlandı. Evet. Dolayısıyla yine Luvi falan saçmalı boşa çıktı. Çünkü Aleviler kendilerine yüzlerce yıl Alevi falan demediler. Evet. Bu yeni bir mesele ve tamamen Ali'nin yolundan gitmeyi ifade eden bir sözdür. Peki başlayayım. İlk burada Müslüman. Şey, burada daha bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bunu da söyleyeyim. Evet, Kutadgu Birlik'ten delil verdik. Bu konuda bir de yine bizim çok değerli araştırmacımız Profesör Doktor Ali Yaman. Evet. Ali Yaman Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde hocalık yaptı ve boş durmadı. Yani boşa geçirmedi orada bulunduğu dönemi. Orada esasında Kazak ve Kırgız Türklerinin Müslümanlığı Aliciliğe çok yakındır. Biz Ali Rıza Ulu dedemizle birlikte gittik Nevruz'a, Türkistan'a. Bir düğüne gittik, nikah töreni vardı. Bunlar bizim gibi dedi, dua ediyorlar dedi. Tabii dedim, bunlar yani daha oralar daha dönüşmemiş. Yani Kazakların ve Kırgızların doğal Müslümanlığı, eski Türk inancı, Alevi inancı ve işte Türk töresinden gelen ritüeller arasında bir yerde. Yani mesela orada evliyalar ağaçtır. Ağaçlar evliyadır, sular evliyadır filan, o devam ediyor. Dualarda da bildiğiniz efendim bizim gülbanklara benzer dualar vardır. Daha söyleyeceğim o değil. Söyleyeceğim şu. Bu arada bir de Kırgızistan'da 35 köy var. Kırgızistan'ın Batkent oblastında. Yani Batkent eyaletinde. Bizdeki karşılığı o. Vilayet ama vilayetten biraz fazla bir şeydir. Oblast, eyalet. Valiler çok yetkilidir. Batkent adı. Burada Laçiler ya da Allahçiler. Şimdi Laçi nereden çıkıyor? Ali Yaman tespit etti bunu, Allahçılar bunu. Allah Allah dedikleri için Lahçı diğer halk oldu. Bunlara Lahçı diyor zannetmiş. Evet. Lahçı zannetmiş. Gitti buraya inceledi ve güzel bir kitap yazdı. Evet. Bu konu mesela Türkiye'de pek bilinmez. Ama evet. Bu kitap okunursa bilinir. Ali Yaman rektörlüğe de aday. Ali Yaman. Onu da belirtelim. Bravo. Bir de Piri Türkistan Ahmet Yesevi diye bir kitabı var. Evet. Bu da çok değerli. Başka kitapları da var ama esas o. Onun asıl uzmanlık alanı ve doktora tezi ocaklarla ilgilidir. Yani o konuda çok değerli ve kalın bir eseri de vardır. Başka eserleri de var. Şimdi duyuyoruz ki Munzur Üniversitesi'ne rektör adayı. Bütün yüreğimizle destekliyoruz. Çok önemli bir iş olur. Yani Ali Yaman eğer oraya rektör olursa bu çok ciddi bir adımdır. Halk araştırmaları, kültürü de, folkloru da bence geniş bir şekilde orada araştırılacaktır. Yararlı olur ve Ali Yaman oraya tayin edilmeli. Bu iktidar eğer Ali Yaman oraya tayin ederse doğrusu çok çok ciddi ve yararlı da bir Bravo. İş yapmış olur. Bravo deriz. Evet. Evet yani evet. Alkışlarız. Biz doğru olanları alkışlarız. Evet yani bu peki niye bunu söyledik? Ya bunlar da Alevi.
Ya Alevilik, aynen Türkiye'deki Alevilik neyse, Kırgızlardaki 35 köyün Alevisi de o. Ve buradan oraya gitmiş falan değil, oradan buraya geldi. Evet, onu vurgulamak gerekiyor. Luviler bu topraktaydı. Ya burada ya. Ege'den. Ya kayboldu gitti. Ege Denizi'nden yani. Ege hiç kıyılarına geldiler. Hiç ilgisi yok. Ha bir de bu arkadaş bir Hristiyan Asya'dan mezhebine gelmediler. Bir Hristiyan mezhebine benzeterek Aleviler Hristiyan yapmaya çalışıyor. Burada çok tehlikeli bir Pir şey var. Pir Sultan Abdal var. Hepsini Hristiyan yapmış. Efendim Hacı Bektaş Veli var. Korkunç. Şöyle diyor bu kitap işte o bahsettiğim. Evet. O başka birkaç kişi daha var öyle. Alevi tarih yazımında ortaya çıkan bir skandalı konu alıyor. Filan kişi, ismini söylemiyoruz, kitaplarında Hristiyanlığı bir mezhep olan Pauliki Enizmi Alevilik, kiliselerin Alevi ocağı, kilise kurucularının Alevi dedesi, ilk çağın köleci ma topluluklarının Alevi, Zeus Tapınağı'nın Hacı Bektaş dergâhı, buyurunuz. Zeus Tapınağı Hacı Bektaş dergâhı. Evet, bu evet. Kadar zorlama olur mu? Makedon Kilisesi kurucusu Konstantin'i Pir Sultan Abdal olarak sunuyor. Ya ne diyeyim ben ya? Evet, tüm bunları yaparken Bizans görevlisi Peter'in coğrafyası Strabon'un, Anna Komnena'nın, Urfalı Mateos'un, Evliya Çelebi'nin yazdıklarını tahrif ediyor. Bozuyor, kendine uygun hale getiriyor ve ne yazık ki böyle saçma sapan şeyler efendim işte Alevilik budur diye anlatılıyor. Gençlerimiz bilmediği için de inanıyor. Onun için bu programımız çok önemli. Şu program çok önemli. Daha önce de yapıldı buna benzer programlar. Keşke bizim programımızı izleyenler bunun YouTube'dan ve başka yerlerden alıp çocuklarını izletseler. Bakın yani Aleviliğin gerçeği bunlar. Bilimle konuşuluyor diye. Buyurunuz. Evet. Kandil sözünü bile güneşe benzetmiş efendim. Ya ne ilgisi var kandil başka güneşe? Evet yani bütün sözleri değiştirmiş başka sözcük yerine kullanarak. Böyle hatalar var. Umarız düzeltilir İnşallah bunlar. İnşallah hatadır. Düzeltilir kasıt bunlar. Değildir. Şimdi Kutadgu Bilig'i konuşmuşken ilk Türk devleti Karahanlılar mı? Evet, ilk Türk devleti Türk Müslüman devleti. Evet, Karahanlı. İlk Türk Müslüman devleti yani, Karahanlılar Türk devletleri mı? Tabii çok. Karahanlılar. Karahanlıların şöyle bir önemi var. Yani Karahanlılardan sonra onların devamı Osmanlılar. Birden atladım. Evet. Selçuklular değil. Yani Karahanlılar bütün bugünkü Doğu Türkistan'a ve Batı Türkistan'ın büyük bir bölümüne egemen oldular. Yani öyle küçük bir devlet falan değil. Ve Türklerin Müslümanlığı onların döneminde biçimlendi. Ama biz geçen programlarda da söyledik, yine söyleyelim. O coğrafyada, yani bugün Türkistan dediğimiz, Doğu Türkistan ve Batı Türkistan'ın bir bölümü, bu coğrafyada İslam'ın yayılması 10. yüzyılda Hallacı Mansur'un yüzlerce müridiyle birlikte oraya gitmesi yoluyla, onun yaptığı çalışmalarla olmuştur. Bunu hep söyledik. Ve Türklerde Aleviliğin ikinci, yani Türk töresinden gelen anlayış, Türk inancından gelen anlayış, Hallacı Mansur ve Hallacı Mansur'la birlikte Ehl-i Beyt anlayışı Türk İslam'ın oluşmasında, Türk Müslümanlığın ve Türk Aleviliğinin oluşmasında çok önemli. Çünkü Mansur da Alevidir. Şii falan diyorlar ama bakıyoruz Şiiler de ona bazı noktalarda karşı çıkıyorlar Mansur'a. Çünkü Mansur farklı bir kişilik. Yani Mansur'un anlattığı Tanrı işte tam da Türk Alevilerinin inandığı Tanrı'dır. O yüzden bizim cemlerimizde, töremizde yani Alevi töresinde de Mansur'un çok önemli bir yeri vardır. Devam ede gelir bu Mansur Darı denilen bir olay vardır filan. Evet. Ya bu devlette bilime çok yüksek değer verilirdi. Burada da yine o.
Zaten bu eseri adalet, akıl ve bilimle ilgili mutluluğa ulaşmanın bu üçüyle olacağı söyleniyor. İyi bir devlet adamı nasıl olur? İyi bir vatandaş nasıl olur? Vezir, hatta diğer alt bütün mesleklere öğütler vardır. Evet. Ve Ehl-i Beyt içinde bir övgü ve sonsuz bir saygı var. Evet. Bilimsel bir bakış açısı demek ki bu. Elbette. Şimdi şu ince noktayı hep söyleyelim. Vahdet-i vücuda inanan insanlar bilime önem verirler. Neden? Çünkü Allah'ı bilmenin, Tanrı'yı bilmenin, sonsuz boyutta sonsuzluk olan o sonsuz gücü bilmenin, o teki bilmenin yolu varlığa yansıttıkları yasaları bilmekten geçer. Burada da çok güzel hepsi ele alınıyor. Onu eliniyor, söyleniyor. Evet. O yüzden vahdet-i vücuda inananlar aynı zamanda bilime önem verirler. Evet. Bu hatta sadece bizim tarihimizde değil. Yani mesela Batı'da işte en önemli bilginlerden birisi son dönemde belki de birincisi Einstein'dır. Einstein başlangıçta Musevi, yani dini, babası dindar bir Musevi. Kendisine de bir öğretmen tutmuş ki Museviliği ve Tevrat öğretsin. Fakat Einstein biraz bilimlerde gelişince uzaklaşıyor. İnancını Tanrı yitirmiş. İnancından. Yani dine evet. İnancını, yok Tanrı inancı değil. Din inancı. Özür diliyorum. Din inancını yitiriyor, yani dinine inanmıyor. Ama milletine inanıyor. Yahudi. Musevi değil ama Yahudi. Hatta seviyor. Hatta ırkçı denecek kadar da, Siyonist denecek kadar da meraklı. Amerika'daki Yahudi diasporasının başkanı, lideri. O kadar Yahudici ki İsrail Devleti onu 1952'de gel Cumhurbaşkanı ol diye çağırdı. Yok dedi, ben bilim adamıyım, gitmedi. Böyle bir insan. Böyle dünya çapında bir kişinin Allah'a inanıp inanmadığı konusundaki kuşku haham başını rahatsız ediyor. Amerika'daki. Ona yazı yazıyor. Diyor ki siz Tanrı'ya inanıyor musunuz? Cevap. Ben Einstein'in cevabı. Ben Spinoza'nın dediği Tanrı'ya inanıyorum. Spinoza'nın dediği Tanrı Türklerin anlattığı Tanrı'dır. Evet, getirmedim aslında. Spinoza'yı da tanımak gerekiyor. Yani tabii önemli bir kişidir Batı düşünce tarihinde. Bunlar üzerinde bir Müslümanın çok etkisi olduğu söylenir. O da Muhyiddin Arabi'dir. Hatta mesela Voltaire de onun etkisindedir. Muhyiddin evet. Arabi'nin. Birçok kişi etkisindedir Muhyiddin Arabi'nin. Türkler onu severler. Şeyh-i Ekber dediler. En büyük şeyh. Araplar sevmediler, Şeyh-i Ekfer dediler. En kafir şeyh. Yani Ekfer, en kafir dediler. Evet, yani Batı'da da her yerde, yani Tanrı bilmenin yolu nedir? Fizik bileceksiniz, kimya bileceksiniz, jeoloji bileceksiniz, psikoloji bileceksiniz, antropoloji, ya bütün bilimleri tek tek sayın. Hepsi Tanrı'ya doğru yaklaşmanın yöntemidir eğer bilinçli yapıyorsanız. O yüzden mesela bizim İslam tarihinde de vahdetçi filozoflardır. Yani bilimi geliştirenler. İşte Farabi, İbn Sina ve başkaları. Evet. Evet. Efendim, yine ben Kutat Kubilik'ten soracağım. Bu eser neden yazılma gereği görüldü de yazıldı? Efendim, ne vardı ortamda? Şimdi bakınız, nasıl bir ortamdı? Şöyle ifade edeyim. Şimdi bu eser elimizde. Yani dünyanın dört yerinde nüshaları kaldığı için kimisi Uygur yazısıyla, kimisi Arap yazısıyla evet. Elimizde. Üç nüshası var. Ama bir eser daha var. Hatabetül Hakaik. Peki, yani bu eser böyle tek başına mıydı? Değildi tabii ki. Bence böyle birçok eserler vardı. Kayboldu. Ya bu elimize geçtiği için şimdi biz bunu konuşuyoruz. Evet. Dönemin zihniyetini ifade ediyor
ve hükümdara da yol göstersin diye Yusuf Has Hacip bu dönemin zihniyetini kitaplaştırıp veriyor. Ben bu işe böyle bakıyorum. Yani bu kitap bu dünyada yayılmasaydı değişik dillerde haberimiz olmayacaktı. Kutat Gübilik'ten hatta dahasını söyleyeyim mesela. Orkun yazılarını biz bilmese idik o taşları. Araplar oraya kadar gitselerdi hiç kuşkunuz olmasın. Yok ederlerdi. Param, evet. Put derlerdi. Put der ve evet. Parçalarlardı. Dolayısıyla biz... Çünkü bilim mantığı yok. Bilim mantığı yok ve biz tarihimizin o bölümüyle ilgili doğru dürüst bilgi sahibi olamazdık. Evet. Dolayısıyla Kutat Gübilik'i ben yani bir dahi kişi oturmuş bir kitap yazmış diye almıyorum. Türklüğün o dönemdeki dehasının göstergesidir. Bir de öğüt veriyor. Aynı Orhun yazıtlarında olduğu gibi gelecek nesillere kalsın. Evet. Siz de bilin ve buna göre yaşayın diye evet. verilen öğütler evet. aslında. Evet. Böyle diyebilir miyiz? Tabii ki. Efendim şimdi İslam'ın ilk yılları ilk çıkışı diyelim. Alevilik nasıl oluştu? Evet. Biraz şimdi da oraya değinelim. Buraya girelim. Çünkü ne dedik? Türk Aleviliğinin iki damarı vardır. Evet. Birisi Türklük, Türk'ün tanrı inancı, erdem anlayışı, vahdet bilgisi, vahdet-i vücut kavramı. İkincisi de Alevi Arap diyelim ki yani Türklükle ilgisi olmayan ama Ehl-i Beyt Müslümanlığı dediğimiz bölüm. Bu ikisi birleştiği zaman Türk Aleviliği ortaya çıktı. Yoksa mesela Türk Sünniliği de vardır. Tabii. Ama Sünnilerde bu azdır. Nedir Türk Sünniliği? Yani söz gelimi Türkiye'de Sünniler de ölüden sonra 7.si, 40.si, 52.si günleri işte toplanıp dua ederler filan. Bunun İslam'la bir ilgisi yok. Bunun İslam'la bir ilgisi yok. Bu tamamen Türklerin eski inancından gelen bir anlayış ama işte mevlid konmuş, Kur'an okuma konmuş, İslamileştirmiş. Tabii. Bunu devam ettiriyor Sünniler de. Demek ki Arap İslamı ile Türk Sünniliği ile Arap Sünniliği bile ayrışıyor. Ama fazla mı ayrışıyor? Hayır. Yani Türk Aleviliğinde Türklük tarafı dengeleyecek şekilde baskın. Evet. Peki ikinci damar ve asıl adını veren Aleviliğe adını veren damar. Nereden geliyor? İslam'dan geliyor. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İslam'dan geliyor. Ama efendim Müslümanlar namaz kılıyorlar, Aleviler namaz kılmıyor, Ramazan orucu tutuyorlar. Ya tutuyorlar işte 3 gün hep tutuyorlar. Hep tartışmadır bir de bu filan. Nedense tartışmadır. Evet, onu baştan beri söylüyorum yani. İslam'ın erdemini ve inancını ve Ehl-i Beyt sevgisini alıyor. Kendi eski tapınma biçimlerin içine koyuyor. İşte saz ile, dans ile tapınma eski Türklerden kalan bir adettir. Efendim ama o bir damar halinde işte Kırklar Meclisi'ne de geçmiştir filan. Dolayısıyla yani namazın olup olmaması İslam'dan koparmaz. Çünkü niyaz vardır. Yani hatta netice itibariyle cemlerde de namaza benzer. İşte kıyam durma, rüküye varma, secde orada da var. Demek ki varmış yani. Cuma diyorsanız evet, perşembe akşamı cuma demektir. Perşembe akşamı yapılıyor cemler. Alevilikte perşembedir, evet. Ama perşembe evet, şimdi gün, akşam yapılıyor. Ama İslam'da da gün, tabii. Güneş battıktan sonra başlar ve tekrar güneş batıncaya kadar devam eder. Tam gün evet. odur yani. O yüzden ne diyoruz? Cuma akşamıdır aslında. Yani perşembe Cuma'dır. Akşamı dediğimiz aslında İslami takvime göre cuma akşamıdır. O da cumasını öyle yapıyor Alevi de. Yapıyor yani, yapmıyor değil. Ama dediğimiz gibi onun içinde tabii ki yani Allah inancı var, peygamber inancı var ve Ehl-i Beyt inancı var. 12 imam inancı var. Bu evet. bunun içine konuyor. Yani bu tapıncın içine, bu ritüel diyorlar onun içine konuluyor. Peki İslam'da ayrışma nasıl başladı? Evet efendim, Hazreti Ali var, 3 tane halife var. Çok büyük bir ayrışma ve büyük bir mücadele var. Evet. Bunlara da değinirsek asıl konuya belki de girmiş olacağız. Evet, yani konunun asıl iki asılından birisine evet. gireceğiz. Asılından ama birisine. Şunu da tabii bilelim.
Alevi sözü Ali'den gelmedir. Evet. Alili demektir. Önce Ali soyundan gelenlere, sonra yolundan gidenlere de bu isim verildi. Efendim ama bazen Bektaşi de denildi. İnanç aynı olmak ama üzere. Ama yine yol Ali yolu. Yol Ali yolu. Kalenderi denildi. Yine yol Ali yolu filan. Evet. Ya bunların zaten çok bir farkı da yoktur. Ya yok. Da işte Hubyariler var. Siraçlar var. Bektaşi de değillerdir. Bunlar Hubyar'a inanırlar ve Hubyar'ın da Ahmet Yesevi tarafından, hatta bazısı Ahmet Yesevi'dir diyor. Bazısı, öğrencisi sanırım. Bazısı oğlu diyor filan. Benim tespitim Ahmet Yesevi'nin halifelerinden Hakim Ata'nın oğlu. Onu daha önce de anlatmıştım. Evet. Şimdi vaktimiz var mı? Çok kısa. Zaten kısa. İki bölüm halinde onu bu konuyu ele alıyoruz. Kısa bir şekilde. Kısa şekilde söyleyelim. Bir başlangıcına evet. girersek tabii. Bu işe. Şimdi yani İslam'ı her kişi sadece İslam'ı değil, her dini, her ideolojiyi, her fikri, herkes kendine göre algılar. Evet. Ve insanların kolay kolay tabiatı değişmez. Yani insanlar Müslüman olunca evliya oldular birdenbire. Böyle bir şey yok. İslam toplumun genel kabullerini dönüştürdü. Ama bütün fertleri dönüştüremedi. Dönüştüremezdi. Nasıl dönüştürecek? Yani bazıları zannediyor ki, işte asr-ı saadet peygamberimiz zamanında bütün müminler evliyaydı. Böyleydi de nasıl oldu da peygamber ölür ölmez onun cenazesine bile bakmayıp saltanat kavgasına 3 gün zaman ayırdılar. Demek pek de evliya falan değillermiş yani. Öyle zannedilir. Asr-ı saadet, öyle bir şey yok. Asr-ı saadet diye bir şey yoktur. Her asırda her şey vardır. Yani peygamberin yaptığı bir takım düzenli, yani Kur'an'a bakın. Kur'an'da bazı ayetlerde diyor ki, sen diyor, tam diyor konuşurken, hutbedeyken, cami boşaldı seni, mescit tabii, cami sözü yok, mescit. Mescit, evet. Mescit boşaldı diyor. Çünkü dışarıda düğün varmış, kervan geçiyormuş filan. İnsanlar namazı bırakıp yani, neyse yaptıklar onu, cami boşaltı veriyorlar mescidi, çok az kişi kalıyor. Hani bunlar hepsi böyle evliya, günahsız, masum idiler. Masum idiler de bu Müslümanlar Cemel vakasında niye kılıç kılıca girdiler birbirlerine? Evet. Ne vardı orada? Evet, evet. Burada bağlayacak mıyız? Evet. Burada bağlayalım, bu ne vardı orada sorusunun cevabını gelecek programda verelim. Teşekkür ediyoruz Sayın Zeybek. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Aleviliği işliyoruz. Birinci bölümün sonuna geldik. Haftaya ikinci bölümle devam edeceğiz. Hoşça kalın.